Merhaba değerli seyirciler. Yeni stüdyomuzdan büyük ve kocaman bir merhaba Tele1 yeni stüdyosunda bundan sonra daha nitelikli ve daha iyi görselliği daha yukarıya çeken bir yayın yapacak. Hocam yeni stüdyodan merhaba size de. Merhaba merhaba. Bu e, gerçekten bu kadar baskı altında ve bu kadar olanaksızlıkla e, böyle bir kanalı önce kurmak sonra yönetmek ve yürütmek e, Türkiye'de ve çağımızda tabii e, bir mucize. E, tebrik ediyorum, sizi gerçekten tebrik ediyorum. Tam baskıların yoğunlaştığı, e, başka türlü maddi baskıların da bir yandan sıkıştırdığı bir aşamada böyle bir atılım e, sanıyorum e, bizi izleyen, bize bel bağlayan, ee, izleyicilerimizi de çok memnun etmiştir diye düşünüyorum. Büyük sürpriz, çok güzel. Bana mı öyle geliyor yoksa sanki yayında da bir HD yayında bir sanki kalite sıçraması var gibi. Her bakımdan hocam, <laughs> şey, her e, geçen gün yayınımızı biraz daha nitelikli, teknolojik olarak daha gelişkin ve e, zaten içeriği her zaman e, biz e, önemsiyor ve öne çıkartıyorduk ama içerik olarak da. E, kaliteyi, niteliği daha da yükselten bir yayıncılık yapacağız. Evet. O zaman e, ben de size bir teşekkür babında Atol Behramoğlu'nun en yeni 1 Mayıs şiirini okuyayım. Buyurun hocam. Şimdi e, biliyorsunuz değerli izleyiciler sevgili yanarda Atol Behramoğlu sadece çok iyi bir şair değil e, çok iyi bir Marksist, gerçek bir Marksist ve çok iyi bir Atatürkçüdür. Ee, bence onun e, fikir ve kültür sentezi içerisinde cumhuriyetin kuruluşu, e, cumhuriyet değerleri ve Marksizmin temeli olan diyalektik düşünce yöntemi bir e, buluşma halindedir. Şimdi istedikleri kadar Atatürk'ü sevmeyen Marksistler veya Marks'ı sevmeyen Atatürkçüler bana ve Ataol Behramoğlu'na kızabilirler ama durum budur. Ve bu insan belleği, insan zihni, insan yüreği öyle sentezler yapar ve bence Ataol Behramoğlu'nun bu sentezi hem bugünkü koşullara Türkiye'nin hem tarih koşullarına hem de sosyal bilimlerin ve tarihin yöntemine gayet de uygundur. Dedikten sonra bu büyük şairimizin 1 Mayıs şiirini sevgili Yanardağ'ın bu güzel stüdyo açılışına bir armağan olarak okuyorum. Ataol Behramoğlu'na da buradan sevgilerimi yolluyorum. Şimdi çok e, kültürünün üzerinde durmamın nedeni şu. E, çok iyi bir yazar olduğu için arada gazetede de Cumhuriyet'te de yazıyor. Köşe hatta daha çok yazıyordu ama şimdi e, böyle daha özel şeyler yazıyor. Sözün bittiği yer diye bir şiir yazmış. Biliyorsunuz bu AKP iktidarının uygulamaları hep pek çok insana sözün bittiği yer yorumunu yaptırıyor. Onun için şiirine sözün bittiği yer demiş ve onu fevkalade güzel bir bir felsefeyle ve çok tabii güzel bir Türkçe ile dile getiriyor. Çünkü biliyorsunuz şiirde iki özellik şarttır. İki özellik bir şiiri güzel yapar. Birisi ahenk, yazıldığı dilin ahengi, öbürü imgeler. Şiir özetle ahenk ve imge demektir. Behramoğlu Atol kardeşim bunu Fevkalade iyi tutturan e, şairlerden biridir. Okuyorum. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer denildiğinde söylenmek istenen şu değil midir? Söz bitti. Şimdi artık başka bir şey yapmak gerekir. Oysa bunu söyleyen hepimiz bir zaman sussak da başlıyoruz yeniden. Üstelik çoğu kez ve ister istemez aynı şeylere kaldığımız yerden. Çünkü aslında tükenen söz değil. Sabır, inanç, enerjidir. Fakat bana kalırsa yine de sorun bir başka yerdedir. Sözün etkisi bir yere kadardır. Bu etki ne kadar güçlü olsa da. Söz bir dilek olarak kalır. Eylemle kanatlanmadıkça. Dünyayı değiştirmek isteyen söz söylemekle yetinmemeli. Sözünü eyleme dönüştürmeli amacı buysa gerçekten. Yani şimdi e, gerek e, bu şiirin e, getirdiği ilhamla gerekse o Marx'ın ünlü sözüyle yani felsefe dünyayı algılamak değil değiştirmektir sözünü nasıl anımsamam bu şiirin temelinde yatan tarih anlayışı olarak Atol Behramoğlu'nu saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel stüdyoda, bu açılışla, bu armağanı da sevgili Yanardağ ve değerli izleyicilerimize sunmuş olarak buyurunuz efendim, Sayın Yanardağ. Ben Atol abinin Atol Behramoğlu'nun şiirini büyük bir keyifle dinledim, okudum da zaten daha önce. Ben buradan kendisini selamlıyorum, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Yaşayan Türkiye'nin ve Türkçe'nin yaşayan en büyük şairlerinden biri değerli Be Behramoğlu. Şimdi hocam, Türkiye bir süredir, siz de biliyorsunuz, bir kokain, bir uyuşturucu kaçakçılığı meselesini konuşuyor. Kolombiya'dan bir gemi kalkıyor. Bu gemide 4.9 ton, yani yaklaşık 5 ton Beş. kokain var. Mi? 100 milyonlarca dolar değerindeki bir kokainden söz ediyoruz. Bu yakalanıyor. E, bu gemi Türkiye'ye, İzmir Limanı'na geliyor. E, İzmir Limanı'na geldiği biliniyor. Bunu Kolombiya e, hükümet sözcüsü açıklıyor. <laughs> İçişleri Bakanlığı açıklıyor <laughs> Kolombiya'da. Olay Amerikan gazetelerinde, Doğu Çevre'le yani Alman e, haber e, kuruluşlarında, televizyonlarında önemli bir e, yayın haline geliyor. Ve fakat Türkiye... Bu olayı ancak Sedat Peker isimli bir suç örgütü liderinin mevcut kurulu düzen ve iktidarla anlaşmazlığa düşmesi üzerine yurt dışına kaçtıktan sonra yayınladığı videolar üzerinden öğreniyor. Daha doğrusu kamuoyunun geniş bir kesimi ancak ondan sonra haberdar oluyor. Bir kere olayın burası son derece vahim. Şimdi herkes bilir değerli seyirciler. Gemilerin her geminin bir konşimentosu vardır. Yani bir tür tutanağıdır o. Yani taşıdığı yükün tutanağıdır. Yasal olarak bu belgenin hazırlanması zorunludur. Bu konşimentolarda geminin taşıdığı yükün kime ait olduğu, geminin hangi limana ya da limanlara gideceği, uğrayacağı ve hangi limanda demirleyeceği, son limanının neresi olacağı ve yükü, yani taşıdığı malları kimin teslim alacağı belirtilir. Dolayısıyla Kolombiya hükümetinin yakaladığı, ki Kolombiya dünyadaki en büyük uyuşturucu e, üretilen ülkelerden biridir. Medellin Karteli denilen e, büyük uyuşturucu çetesi e, bir tür devlet içinde, devlet gibidir bu bilinir. Öyle ki devletin silahlı kuvvetleriyle bile çatışabilecek bir güce sahiptir. Böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Bu ülkede yakalanıyor ve Türkiye'ye geldiği İzmir Limanı'na gideceği açıklanıyor. Ve fakat 2020 yılında yapılan bu operasyondan sonra Türkiye'de bu konuyla ilgili bir operasyon, bir soruşturma, bir kovuşturma yapılmadığı gibi açılan bir dava yok, yapılmış tek bir açıklama da yok. Peki Sedat Peker açıkladıktan sonra var mı? Tekrar dikkat çektikten sonra? Hayır efendim. Yine yok. Bir soruşturma yapılıp yapılmadığını kamuoyu bilmiyor. Şimdi burada özel bir durum olduğunu düşünüyorum hocam. Geçmişte Türkiye, uyuşturucu, uluslararası uyuşturucu ticaretinin güzergahlarından biriydi. Yani Afganistan'da üretilen afyon, ki diğer bütün uyuşturucuların ham maddesidir, koka yaprağı dışında, koka yaprağı kokainin e, ham maddesidir. E, Latin Amerikalı yerliler koka yaprağı çiğner. Coca-Cola ismi oradan gelir çünkü. Koka yaprağının ham maddesi Coca-Cola'da da kullanılır. O yüzden alışkanlık yapılır. Alışkanlık yapar insanlarda. Zararlıdır demiyorum bakın. Bu herhangi bir markayı ee, karalamak, kötülemek amacıyla da söylemiş değilim. Kokainin, yani koka yaprağının işlenmesi, tıpkı Hint kenevirinin işlenmesiyle elde edildiğini biliyoruz. İşlenmemiş haliyle ilaç sanayinde de, kimya sanayinde de kullanılır. Orada bir afyon sorun da yok. Af afyon da öyle. Evet, afyon, afyon da, da öyle. kullanılır İlaç sanayinde, kimya sanayinde. Türkiye bu geçiş güzergahındayken Afganistan'da üretilen uyuşturucunun geçiş güzergahındayken şimdi terminal ülkesi haline geldiği anlaşılıyor. İki şey var. E, bu noktada önem taşıyan iki nokta var. Seyircilerimiz bilecektir. Yaşı uygun olanlar ki yakın tarihten, çok yakın bir tarihten söz ediyoruz. Çillerin Başbakanlığı Doğan Güreş'in ee, Genel Kurmay Başkanı. Mehmet Ağar'ın önce Emniyet Genel Müdürü sonra İçişleri Bakanı olduğu bir dönem vardır. Karanlık bir dönem. Bazı iş adamlarının, Kürt iş adamlarının kaçırılıp öldürüldüğü. Türkiye'nin bütün dünyada eroin kaçakçılığının üssü olarak suçlandığı. Türk bayrağının üzerine eroin şırıngası konulan grafiklerin çizilmesine kadar Batılıların küstah bir biçimde saldırılarına yol açan bir dönem vardır Türkiye'de. O zaman terörle mücadelenin finansmanının uyuşturucu ticaretinden elde edilecek gelirle karşılandığına dair ortada çok ciddi iddialar vardı. Benzer bir durumun bugün de yaşandığı düşünülüyor, belirtiliyor. Kim analizler bu yönde, benim analizim de bu yönde. Her iki dönemin ortak bir ismi var, Mehmet Ağar ağırlar her iki dönemin ortak isimleri arasında. Mehmet Ağar susurluktan sonra yargılandı. Bu suçlardan ve 5 yıla mahkum oldu. Şimdi ben bugün bir mesaj yayınladım. Dedim ki ya e, bu liberallerin beğenmedikleri vesayet rejiminde en azından soruşturma açılıyordu. Şimdi soruşturma bile açılmıyor. Öyle bir döneme girdi. 5 ton uyuşturucu Türkiye'ye geliyor. Bu yakalanıyor Kolombiya polisi ve jandarması tarafından. Sahil güvenlik güçleri tarafından, bunun Türkiye'ye geldiği İzmir Limanı'na geldiği belirtiliyor. Mersin Limanı'na gelenler var yine yakalananlar arasında. Ve fakat bu konuda alıcının kim olduğu bilindiği halde, yani bu konşimentoda belli olduğu halde, bir işlem yapılmıyor. Kolombiya hükümetiyle konuya ilişkin olarak bir temas kuruldu mu kurulmadı mı bu da belli değil. Ve hocam daha da vahim olan şu, üzücü olan şu, yandaş medya susuyor değerli seyirciler. Yandaş medya susuyor. Bakın bu uyuşturucu ticaretinde şöyle bir özellik vardır. Büyük malı götürmek için, geçirmek için yerine ulaştırmak için bazı küçük malları yakalatırsınız. Küçük uyuşturucu miktarlarını yakalatırsınız. Böylece hem kamuoyu tatmin edilmiş olur, hem polis görevini yapıyormuş gibi görünmüş olur. Hem de siz asıl malı geçirirsiniz. Buna benzer küçük yakalama olaylarını haber yapan yandaş medyanın bu büyük ticaretin 5 tonluk kokainin kaderi konusunda herhangi bir haber araştırma, inceleme yapmadığı ortada. Şimdi mali güçleri çok büyük. Bir önceki dönemde olsaydı emin olun şu ana kadar Kolombiya'ya muhabirler gönderilmişti, gazeteciler gönderilmişti. Örneğin Uğur abi bugün, Uğur Dündar attığı bir tweette yazmış, Uğur abi çoktan Kolombiya'ya gitmiştir. Bizim paramız olsaydı gönderecektik. Yeterli paramız olsaydı gönderecektik arkadaşlar. Ama göndereceğiz. Emin olun göndereceğiz. Halkın desteği, seyircilerimizin desteği olduğu sürece bizim arkamızda, bizim yanımızda. Hele bir nasıl ki bu stüdyoları kurdu, büyüttü, geliştirdi. Ankara'da, İzmir'de stüdyolarını kurdu. Kolombiya'ya da, Venezuela'ya da, Afganistan'a da, gücünün yettiği her yere, dünyanın her köşesine, Gazze'ye de Muhabirlerini gönderecektir. Zaten gönderiyoruz Orta Doğu'ya yakında arkadaşlarımız gidecek haber yapmıyor. Evet. Ama bu yandaş medya bu kadar büyük bir uyuşturucu kaçakçılığının üzerine gitmedi nedense. Ama biz gideceğiz. Biz gideceğiz. Ana haber bültenimizde de ayrıntılı, kapsamlı bir haber yaptık. Seyircilerimiz eğer izlediyse haberin, haberin detaylarından haberdar olacaklardır. Hocam iki şey söylemiş oldum. Uyuşturucudan elde edilen gelirle bir faaliyetin finansmanı, değerli seyirciler, örtülü operasyonlar, kirli işler, kirli operasyonlar, muhalefetin susturulması, pasifikasyon, suikastler ya da cinayetlerde yasal bütçeyi kullanamazsınız. Yasa dışı gelirler kullanılır. Kara para kullanılır, kirli para kullanılır o işlerde. Buna da dikkatinizi çekmek isterim. Tıpkı 91 ile 97 yıllar arasında olduğu gibi. Buyurun hocam biraz uzattım. Aman rica ederim çok iyi. Yani, hayır hiç uzatmadınız hatta e, herhalde kestim. ben bir şeyler söyledikten sonra devam da edeceksiniz. Çünkü bu evet. yepyeni bir e, bir görüş. Siz de değerlendirin benim, ondan sonra ben üzerinde duracağım hocam. Bana söylemeyeceğim. Tabii, şimdi şimdi iki şey söylemek istiyorum ben de en baştan itibaren. Bir e, şimdi bu, bu uyuşturucu meselesi çok önemli çünkü ee, Sedat Peker'in e, videoları başladığı zaman e, Süleyman Soylu e, uyuşturucu dolayısıyla beyni e, yufka olmuş filan gibi bir şey söyledi. Yani e, tam şimdi onun değil. Hocam videoda ama. sizin de adınız geçiyor. Bizden söz ediyor evet. Sedat Peker. <laughs> evet evet. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani <laughs> e, fakat yani saygı duyduğunu belirtiyor. <laughs> evet evet. Şimdi pazar sabahı köründe benim telefonum çaldı. Ben sabahın beşinde İhlan Selçuk'un evi basılalı beri ve yaka paça veri beri sabah böyle çok erken çalan telefonlarda fazla haz etmem. Ee, ama işte merakla açtım. Dediler ki ya Sedat Peker senden söz ediyor. Neyse baktım şimdi şöyle ben olayı anlatayım en baştan. Bu e, videolar e, açıklanmaya e, yayınlanmaya başladığı zaman ben 13 Mayıs tarihli e, 18 dakika programında meraklısı girebilir. E, Youtube'da var. Arkadaşlar fevkalade güzel çalışıyorlar. Her program yükleniyor Youtube'a. Günün tarihini ve 18 dakika yazarsanız hepsini izleyebiliyorsunuz. 38. dakikadan itibaren şöyle bir şey söylemişim. Demişim ki e, hangi psikoloji 32. dakikadan itibaren affedersiniz 32. dakikadan itibaren hangi psikolojide nelerin etkisi altında konuştuğu açıkça görülüyor demişim. O haline tavrına bakarak hani bir gülüyor bir duruyor efendim bir parlıyor böyle sonra bir şey diyor filan tekrar gülüyor filan onu, onu kastettim. Şimdi oradan herhalde biraz alınmış bir de Anlaşılan e, hem e, beni önemsiyor, hem e, Tele önemsiyor, hem 18 dakikayı ya izliyor, ya onun e, önem verdiği kişiler izleyip ona bilgi veriyor, ikisinden biri. E, cevap veriyor bana, diyor ki, yani Emre Hoca diyor, benim çok saygı duyduğum, eksik olmasın, çok saygılı bir ifade kullanıyor. Hakisteyken diyor, kitaplarını okuyarak çok şey öğrendiğim bir büyüğümüzdür diyor. E, uyuşturucu ve etkisi altında konuştuğum veya işte uyuşturucu, aldığım gibi bir, bir şey söylüyor diyor. Ben diyor o uyuşturucu almam. Bu diyor benim genetik özelliği. Babadan kalma diyor. Hep küçükken de diyor insanlarla birlikte otururken polisler gelirler, herkese yüzüne bakarlar. Beni alırlar götürürler de en genci olmama rağmen diyor. Böyle çok hoş şey, esprili filan bir açıklama yapmış. Biz, ben, biz, evet. biz Sedat Peker'in hukukunu da savunduk. Tabii evinin basıllığa biçimi, abi. bir kadın tabii polisin mi? götürülmemesi, tabii, küçük tabii. çocuklarının e, odasına kar maskeli otomatik silahlarla girilmesi gibi. Evet. Tabii, Üstelik tabii. de kendisinin yurt dışında olduğu biline biline sıf gösteriş yapmak, kamuoyuna. Evet, evet. Güç gösterisi yapmak ve bak biz sizi ezeriz demek e, kimler ve kimlerle çatışmış ve kimlerle ihtilaf halindeyse sadece bu gösteriş için e, bu operasyonun yapıldığını biz söyledik ve hukukunun çiğnendiğini belirttik herkesin evet, olduğu ben, gibi. Evet, ben de zaten dikkat ettim, tekrar baktım. Yahu yanılıyor muyum diye. Değerli izleyiciler, yani ben öyle kimseye yüzüne bakıp da sen uyuşturucu kullanmışsın, kullanıyorsun filan diyecek birisi değilim. Bir izlenim verdim ve aynen şunu söylemişim. Hangi psikolojide nelerin etkisi altında? Şimdi buradan kastettiğim tabii hem e, kaç kaç kaçmış ülkeden hem haksızlığa uğradığını iddia ediyor, hem devlet hakkında önemli şeyler söylüyor, hem de hedef aldığı insanlar, birisi Mehmet Ağar, öbürü Süleyman Soylu. O hangi, nelerin etkisi altında derken onu kastetti mi? Tabii eğer kullanıyorsa başka bir şey olur, onu da, o da nelerin içine girebilir ama öyle doğrudan bir, ben asla öyle suçlamalar yapmam. O da 5. Evet. videosunun 18. dakikasında bana cevap vermiş. Şimdi, birinci söyleyeceğim şey buydu, onun o, o beşinci videosunun 18. dakikasına bakın. Gayet saygılı bir biçimde kendisini bu konuda temize çıkarıyor. Bir takım yazışmalar da geldi ondan sonra bana. Dediler ki ya hocam yani sen öyle bir izlenim almış olabilirsin. Hani bu biraz hakikaten öyle garip konuşan, garip tavırları olan biridir ama uyuşturucuları, uyuşturucu kullananları, satıcıları falan hiç sevmez. Hatta onlara şiddet uygular filan diye bana bir takım bilgiler geldi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bilmediğim konuda ne kimseyi suçlarım ne de kimseyi aklarım. Bu sadece o konuda da söyleyeyim. Şimdi ikinci bir olay şu değerli izleyiciler. Lütfen yani bu programdan sonra arada haberlere kadar 21'deki Tuncay Veysoğlu, Molla Veysoğlu'nun güzel programına kadar geçen zamanda filan Google'a girin Yarbay North yazın. Yarbay North. North kuzey gibi yazılıyor. Bu şimdi bu adam 1980'lerde e, dünya çapında bir kaçakçılık yapıyor. Şimdi değerli izleyiciler, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı devletlerin kendi pis kirli işlerini gördürmek için para bulmayı gerektiren birisi, uyuşturucu kaçakçılığı para kazanan, silah kaçakçılığı da silahları satın alıp aktarılmasını gerektiren işler. Dolayısıyla uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı birlikte olan işlerdir. Şimdi yarbay Norta bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin bence %100 Reagan'ın bilgisi dahilinde ama sonra Reagan'a ulaşmadan kestiler onu. NSA'in yani National Security Agency'nin yani ulusal güvenlik ajansının ulusal güvenlik dairesinin emriyle emriyle bir Vietnam kahramanı olan Yarbay North ne yapıyor bakın o sırada iki yerde ihtilal olmuş birisi İran'da Hümeyni gelmiş birisi Samozayı düşürmüşler Sandinistalarla gelmiş şimdi Venezuela'da Sandinistalar ve Hümeyni devrimleri Reagan'ı müthiş rahatsız ediyor ve o arada tam o sırada Beyrut'ta bir takım Amerikan vatandaşları rehin alınıyor. Şimdi işte orada Vietnam gazisi olur. Sonradan NSA'de National Security Agency'de çalışmaya başlayan Yarbay North oradaki üst düzey yöneticilerin emriyle görevlendiriliyor. Ne için görevlendiriliyor? Beyrut'taki Amerikan vatandaşlarını kurtarmak için İran aracılık yapacak. Fakat bu aracılığının karşılığında silah istiyor. Tamam. O zaman işte Yarbay e, North bu silahları İran'a satıyor. Bakın dikkat edin. Bu ilahları, silahları İran'a satıyor. İran oradaki Amerikalıların kurtulmasına yardım ediyor. Ve İran'dan aldığı parayla Tekrar silah satın alıyor. O sırada Panama'da Noriega var. Bir uyuşturucu baronu, devlet başkanı. Sonradan Amerika orayı işgal etti Noriega'yı almak için görevden. O sırada fakat CIA'nin ve Amerika'nın adamı. Bunlar böyledir değerli arkadaşlar. Yani devlet başkanı, eşit uyuşturucu baronu, Amerika'nın ajanı. Orada kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor sonra... Bakıyor ki söz geçiremiyor. İşgal etti. Ordularıyla gitti Panama'ya. Noriega'yı tuttu aldı getirdi yargıladı filan. Noriega'nın üzerinden Noriega'nın üzerinden Sandinistalara karşı beşşur Kontra adıyla Kontur Gerilla da oradan gelir zaten. Kontra adıyla sağcı e, terör yapan örgütlere silah götürüyor. Ve bu sil, Götür, silah götüren uçağın sandalistalar tarafından düşürülmesine pilotunun esir almasıyla ortaya çıkıyor. Büyük bir skandal. Çok büyük bir skandal. Ve tabi rezalet şeyler demokratlar tabi canlarını okuyor. Çünkü Reagan Cumhuriyetçi. Perişan ediyorlar falan. E, North zor paçayı kurtarıyor. Sonradan senatörlüğe aday oluyor. Tutmuyor evet. falan. Fakat şimdi şey e, yani New York Times'ın ünlü bir yorumcusu kitap yazarı falan oldu. Şimdi bu model o. Yani şeyin söylediği, benim aklıma çok yaptı e, Merdan Bey'in söylediği o. Yani bir kirli bir iş varsa... Dök dök evet. de kasa no papel çünkü. <laughs> evet. kasa boşaldı çünkü. Ne demek o? Ha, de. <laughs> Kasada papel, papel kalmadı. <laughs> yani ünlü Hiç bir ne? dizi, Netflix dizisi... La Casa dö de, de Papel'dir dizinin adı. Bizdeki No Papel. Çünkü Finansman ihtiyaçları var. Pardon hocam buyurun. Tabii tabii hayır. Ben bitirmiştim zaten. Yani şunu söylüyordum. Ee, dünyadaki global, e, uluslararası modele fevkalade uygun. Bugün Türkiye'nin yaptığı. Çünkü bakın. Yani e, dikkat etmişsinizdir muhakkak. Çünkü ben Cumhuriyet Okuru'nun ve tele izleyicisinin çok dikkatli olduğunu biliyorum. Orada bir isim var. Mehmet Ağar ismi var. Mehmet Ağar ismiyle. Efendim işte susurluk dönemi ve bugünkü dönem birleşiyor. Nedir bunların ortak tarafı? İşte silah vesaire, uyuşturucu silah gibi bir takım olayların, karanlık olayların başında olmasıdır. Değil mi? Onu onu kastettiniz. Yanlış anlamadım. Evet, ben. hayır evet, hocam. Elbette onu kastettim. Evet. Yani benim değerlendirmem şu, analizim şu ki birçok veriye dayalı programa hazırlanırken bir dönem e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde uyuşturucuyla e, mücadeleden sorumlu e, Genel Müdür Yardımcılıkları yapmış, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yapmış. E, Saadettin Tantan İçişleri Bakanı iken üst düzey e, birinci dereceden sorumluluklar almış. Kimi Emniyet mensuplarıyla da konuştum. Onların değerlendirmesi de çok farklı değil aslında. Şimdi bütün e, bu dönemde e, trafiğin tersine dönüyor olması, yani Türkiye'den Türkiye'nin bir geçiş güzergahı olmaktan bir tür uyuşturucunun dağıtıldığı bir üst haline, bir terminal ülke haline gelmesinin en önemli ayırt edici fark olduğunu söylüyorlar. Ve yine ortak değerlendirme şudur değerli seyirciler. Bu kadar büyük bir uyuşturucu ticareti bazı devlet görevlilerinin desteği olmadan yapılamaz. İşine ihanet eden, ülkesine ihanet eden, topluma ihanet eden ve değerlerini parayla değişen bazı isimler olmadan, yani mafyalaşmış, yozlaşmış bir kesime dayanmadan bu kadar büyük bir uyuşturucu ticareti yapılamaz. Peki başka nasıl yapılabilir? Başka da ulvi amaçlar için, çok milli, çok ne diyelim milliyetçi gerekçelerle, çok vatansever gerekçelerle yapılabilir. Nasıl ki bir dönem demokratik ve özgürlükçü gerekçelerle. Cumhuriyeti tasfiye edip bir baskıcı totaliter rejim kurdukları gibi. Nedir o? 1991, özellikle 1993'te yoğunlaşan 97'ye kadar Türkiye'de devletin bir kesiminin çeteleşmesiyle sonuçlanan ve susurlukla bütün pisliklerin ortaya çak, saçıldığı yapılanma. Güya terörle mücadeleyi mücadele gerekçesiyle Güya terörle mücadelenin finansmanı gerekçesiyle Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığına göz yumulduğu bir dönem yaşandı. Bir takım mafya çetelerinin ortaya çıktığı, büyüdüğü, palazlandığı, iktidarları değiştirmeye kalktığı bir dönemdir o dönem. Bu döneminde benzer bir süreç olduğu değerlendirilebilir. Çünkü hakikaten kasa boş o espriyi hani bir ne diyelim arka planı olmadan yapmadım. Yani La Casse Papel'dir dizinin adı. La No Papel. Evet. Bu bugün çok yapıldı bu espri. Çok doğru ben de yaptım. Kasa boş ve bir takım örtülü operasyonlarda kullanılmak için bir kayıt dışı paraya ihtiyaç var. Şimdi bütün bunları erken seçimle de ilişkilendirebilirsiniz. Muhalefetin etkisizleştirilmesiyle de ilişkilendirebilirsiniz ve bir takım karanlık ve kapalı operasyonlar yapılması girişimiyle de ilişkilendirebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin daha karanlık bir döneme girebileceğini, daha çatışmalı bir döneme girebileceğini. O nedenle çıkış yolunun erken ama adil ve demokratik bir seçim olduğunu söylerken kastettiğimiz şey buydu. Bugün Sayın Erdoğan kabine toplantısından sonra da benzer bu duruma işaret ediyor ve diyor ki Demokrasi ve hukuk dışı, her araçtan medet, medet umanlar yeni arayışlara yöneldi. Kapalı bir cevap veriyor. Ülkemizde hala çetelerden medet uman kişiler var diyor. Kimse bu kişiler açıklamalıdır Sayın Erdoğan. Evet var. Ve kimdir bunlar açıklamalıdır. PKK'yı açık bir dille kınayamayanlar çetelerle aynı yolda yürüyor. Allah Allah. Kim bunlar? bunlar da söylemeli. Kimmiş çetelerle aynı yollarda yürüyen? Yani Sedat Peker'in Rize'de AKP'ye oy istemek, Erdoğan'a oy istemek için miting yaptığını bilmeyen mi var? Bu devlet bana koruma vermedi. Bakın benim basın kartımı vermedi ama Sedat Peker'e koruma polisi verdi. O koruma polisiyle yurt dışına kadar gitti. Yurt dışına da koruma polisi gönderdi. Kim ya? Kim bu çetelerle kol kola yürüyecek olanlar? Yürüyenler PKK'yı kınamadıkları halde. Bunlara cevap vermek lazım. Yani net konuşmak lazım. Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz diyor. Vallahi kim aynı çuvala girdi biz bunu gayet iyi biliyoruz. Millette bunu gayet iyi görüyor. Bence Sayın Erdoğan'ın olaya hızlı bir biçimde müdahale etmesi lazım. Bu devletteki çürüme ve yozlaşma iktidarların en zayıf anlarında ayyuka çıkar. En zayıf anda AKP iktidarı da dönemin en zayıf anını yaşıyor bence. Böyle bir dönemden geçiyor. Evet bir Sedat Peker kalktı ve hükümeti silkeledi. Yani durum bu. Evet. Soruyu bir daha soralım. 4.9 tonluk uyuşturucu kime ait? İzmir Limanı'na nasıl geliyordu? İzmir Limanı'nda bu gemiyi kim karşılayacaktı? Bu malın sahibi kim? Sedat Peker'in iddiası büyük. Mehmet Ağar'ın İzmir Limanı'ndaki hakimiyetini bilmeyen yok diyor. Evet. Sedat Peker'in açıklamalarına temkinli yaklaşmak gerektiğini, bu iddialara bu iddialara itibar etmemek gerektiğini başından itibaren söyledim. Ama bunun böyle olması demek bu iddialara temkinli yaklaşıyor olmak demek bunların araştırılmayacağı anlamına gelmez. Çünkü gayri meşru dünyada, yeraltı aleminde herkes her şeyi bilir aslında. Kimin kiminle iş tuttuğunu, kimin kime çalıştığını, kimin ne yaptığını Kimin hangi malı nereden alıp nereye götürdüğünü gayet iyi bilir. Buyurun hocam. Evet, e, şimdi tabi e, çetelerle iş tutanın kim olduğu e, kamuoyunda belli. Çünkü e, öyle bir sistem içindeyiz ki değerli izleyiciler, çocuk aldatmaya gerek yok. Nefes alışımızı izleyen bir rejim var. Nefes alışımızı izliyor. Hani o e, 1970'lerde Demirel'in İçişleri Bakanı Faruk Sukan söylemişti. Komünistlerin nefes alışını bile izliyoruz diye Çetin Altan'a falan karşı. Bu sefer hakikaten nefes alışımızı izleyen, kayda alan, yürüyüşümüzü, konuşmalarımızı, açtığımız kapıyı, girdiğimiz evi kayda alan, nefes alışımızı izleyen bir devletle karşı karşıyayız. Bu devletin başında da bir kişi oturuyor. Onu da görüyoruz. Bu öyle bir kişi ki partiyi kurduğu arkadaşları yanında değil. Kendisini iktidara taşıyan müttefiklerinin hiçbiri yanında değil. Ama kendisine en ağır eleştirileri yönelten, benim hep burada tekrarlıyorum, terbiyemi müsaade etmediği e, tekrarlamaya, terbiyemi müsaade etmeyeceği sözcüklerle kendisine saldıran eleştirenler yanında, hem insan olarak hem parti olarak. Sadece insan olarak da değil. Yani insan olarak eleştirenler en yakınında baş adamı parti olarak eleştiren de onu iktidarda tutuyor. Böyle bir düzen içinde. Sedat Peker gibi bir örgütlü suç liderinin ne yaptığı da belliyken efendim işte akademisyenler bildirisinde kanlarıyla banyo yapacağız derken filan diyen bir insanın ki biz burada dedik ki Aynı o Sayın e, Yanardağın söylediği programda ben söyledim, hala aynı kandayım. Bu iddiaların doğruluğu yanlışlığı saptanmalı, soruşturulmalı ve bu süreçte, bu süreç boyunca Süleyman Soylu görevden ayrılmalıdır. Çünkü hiçbir ülkede ne kadar demokratik veya ne kadar otoriter olursa olsun yargının önü açılmalıdır. O bakımdan. Hiç, evet. Yani hiç, önsel olarak suçlu olduğu için değil. Adil bir Tabii. soruşturma ve yargılama için. Ya efendim, hiçbir ülkede görevdeki İçişleri Bakanını soruşturabilir misiniz? Ya haddenize mi düşmüş? Hangi polis buna cesaret edebilir? Hangi savcı bunu yapabilir? Ki o İçişleri Bakanı en baştaki en büyük muktedirin en muktedir ikinci adamı filan durumunda. Öyle şey olur mu? Yani eğer şimdi bugün e, Süleyman Soylu e, yargı savcılığa başvurmuş. Hem Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuş, hem iddialarının soruşturulmasını istemiş, hem de Sedat Peker'in çevresinin de soruşturulmasını istemiş. Herhalde bir gene büyük bir çete tutuklamasına falan gidecekler gibi geliyor bana. Şimdi bu tamam ama işte biz ben nelerin etkisi altında, hangi psikolojik etmenler ve nelerin etkisi altında dediğim aynı programda. Süleyman Soylu'nun soruşturulmanın selameti için görevinden ayrılması gerektiğini de söyledim. Yani bir insanın hem bu iktidarın ki yaptığı yanlışlar ortada baş destekçisi olması hem örgütlü suç lideri olması bir zamanlar ortak olduğu insanlar hakkında söylediklerinin yanlış olmasını baştan gerektirmiyor. A priori yanlış değil. Bakmak lazım. Eleştirip eleştirmek başka şey. Gerçekleri söylemek başka şey. Şimdi buradan şuraya geliyoruz. İtirafçılık meselesi ya. Yani yasa çıkardı bu iktidar itirafçılar için. İki tane de ek yasası var ona öncül ve ardıl gelen. Bir tanesi gizli tanıklar. Öbürü tanık koruma programı. Bir adamı alıyor. En ahlaksız, en saldırgan, akrabalarına tecavüz eden, hırsız, uğursuz Osman'ım Osman'ım diye gizli sanık yapıyor. Ondan sonra itirafçı yapıyor. Sonra da bilmem tanık korumadan yararlandırıyor Efe adlı bir savcı var. Yurt dışına kaçırdılar. Yurt dışında şimdi orada işini yürütüyor gene. Kodada Efe. Asıl adlarını aklımda da tutmuyorum. Yazılarda var. Şimdi dolayısıyla yani o çeteler meteler. Şimdi çok önemli bir şey var. Vaktimiz doluyor. Onu mutlaka söylemek zorundayım. Dağlar Kusura hocam bakmazsanız. Vaktimiz. Lütfen. Vaktimiz var. Tamam. O zaman hemen bunu söyleyeyim. Şimdi karantina meselesindeki tutarsızlıklar. Kapalı yer olan AVM'ler açık ama açık restoranlar ve kafeler yeri olanlar, açık yeri olanlar kapalı. Bir defa bu çok büyük bir haksızlık. Derhal açık yeri olan yani açıkta hizmet ve servis yapabilecek olan kafe ve restoranların açık yerlerini, açıkta olan yerlerine hizmet açılma kararı derhal verilmeli. Derhal. En önemli olay bu. Şimdi bir başka şey daha. Cenazeler yasak, toplu bilmem gösteriler yasak. Ama kendileri bilmem Filistin diyor. Bu arada Gazze de bekliyor. 8 yıldır gideceğim Gazze'ye dedi Erdoğan. Ve biz buradayız. Erdoğan nerede demişler Gazze'de. Biz buradayız. Erdoğan nerede demişler Filistin'de. 8 yıl önce gideceğim, gidiyorum Gazze'ye dedi. 8 yıldır bekliyorlar. Neyse, oraya gösteri yapacaksanız izin var. Sedef Kabaş, sevgili arkadaşımız, babasını kaybetmiş. Bakın ne diyor. Yani buradan bu, bir <laughs> arkadaşımıza tekrar bir başsağlığı dilemek istiyorum ben de Sedef Kabaşa. Evet. Ee, Huzur ne diyor? içinde evet. yazsın babası, ışıklar içinde yazsın. Allah rahmet eylesin. Ne diyor? Bakın, bakın. Babamı tek başıma zincirli kuyu gasilhanesinden alıp bir camide namazı kılınmadan bir grup seveniyle bir grup seveniyle Yeni köydeki aile kabristanına defnettik. Aynı gün Urfa'da da bir cenaze. Üstelik Covid 19'un ölümüne rağmen camide hınca hınç kılınan namaz sonrası gömülmüş ve fotoğrafı koymuş. Hesabını soracağım diyor. Ya çocuğun babası Evladım Sedef Kabaş burada program yapan çok değerli bir arkadaşımızdı. Başka yolda yürümeyi tercih etmiş ayrılmış. Kendisine tabii başarılar diliyoruz. Babasına rahmet diliyoruz. Işıklar içinde uyusun. Kendisine sabırlar diliyoruz. Ama böyle şey olur mu ya? Yani babasını camide bile namazını kıldıramadan defnediyor. Aynı gün Urfa'da hınca hınç. Ne o? Çünkü bilmem bir şiir lideriymiş de falanmış filanmış. Böyle şey olmaz. Böyle karantina tedbirleri falan da olmaz. Bunlar sermayenin adamı esnafa kazık. O kadar. Evet. Evet hocam şimdi bu kapanma tedbirleri bugün Sayın Erdoğan çok enteresan şeyler söyledi gün boyu. Yani vakitlice aldığımız tedbirler nedeniyle başvurduğumuz tedbirler nedeniyle başarılı olduk dedi. Şimdi ben inanamadım. Türkiye dünyada bir gün içinde koronavirüsten en çok insanın öldüğü ülke oransal olarak. Hastalığın yaygınlaştığı ve bütün haritanın kırmızıya hatta bazı bölgelerinin siyaha boyandığı tek ülke. Bütün dünyada hani onlar diyorlar ya e, Batı'nın ahlaksızlığını aldık diyorlar ya bu ahlaksız Batı'nın kontrol altına aldığı bunlar içki yasayla eee koronavirüsle mücadele edeceklerini zannediyorlar ya. İçkinin yasaklanmadığı ülkelerin hepsinde bunu kontrol altına aldılar değerli seyirciler. Tümünü. Tümünü aldılar. Şu yapılmak isteniyor. Çok açık. Koronavirüsten bile ideolojik amaçlarla yararlanmak düşük yoğunluklu da olsa bir fiili şeriat rejimini denemeye çalışıyorlar. Hafta sonlarında devam edecekmiş. Neden? Bakın. Anayasaya, temel hak ve hürriyetlere aykırı bu karar. İktidar suç işliyor. İnsanların yaşam tarzlarına, ideolojik ve dinci gerekçelerle müdahale ediyor. Niye hafta sonlarında yasaklayacaksınız arkadaş? İnsanlar alacaklar ve evlerinde içecekler. Size ne? Alkolden koronavirüs mü bulaşıyor? Hangi gerekçeyle bu yasağa devam edeceksiniz? Ya böyle bir şey olmaz. Aldıkları tedbirler bunlar. Bunlar bizi başarıya ulaştırdı diyorlar. Değerli seyirciler, iktidarın tek derdi var. Mevcut siyasal kadronun tek derdi var. Cumhuriyetin tasfiyesi, Cumhuriyetten geriye ne kaldıysa. Pek bir şey kalmadı ama ne kaldıysa. Bir atmosfer, bir kabuk, bir gelenek. Ne kaldıysa. Tasfiye ve yerine düşük yoğunluklu da olsa dinci bir rejim, şeriatçı bir totaliter e, düzen kurmaya çalışıyor. Tek dertleri bu. Olacak hiç değil ya. 17 gün yasakladılar. Şimdi hafta sonları da yasaklamaya devam edeceklermiş. Neden olduğu belli değil. Ya marketten alacak evine götürecek. İster içer ister döker. Size ne? Üstelik de tam 7 bakanlığın bütçesini içkilerden aldığınız özel tüketim vergisiyle karşılıyorsunuz. Üstelik. Ne diyelim hocam durum bu. Evet. Ee, Bütçiş bir, evet. bir beceriksizlik beceriksizlik Süremiz ve kötü niyet var. Evet. Evet. Müthiş bir beceriksizlik ve kötü niyet var. Daha bir sürü başka tutarsızlık da var bu 65 yaş ve üstü için. Yani e, neyse. E, görüşmek Ay, üzere diyelim. Ya, aynen evet. hocam. Bizim de bizden sonra Tuncay Molla Veysolu var. Onu unutmayalım hocam. Uğur Dündar ve Tuncay doğru, Molla Veysolu gecesi doğru, bu gece. Saat doğru. Tam 21'de değerli seyirciler. Bu uyuşturucu kaçakçılığı, bu trafik özellikle Uğur abinin söyleyeceği çok şey olduğunu düşünüyorum bu konuda. Tuncay Boğla ve İsoğlu'nun çok iyi hazırlandığını biliyorum. Kapanma ve diğer gündemdeki konular bu gece saat tam 21'de tele ekranlarında olacak. Tele1'den ayrılmayın. Tele1'de <laughs> tele ayrılırsanız çok şeyi kaçırırsınız o yüzden. Tele Türkiye'nin ne diyelim vicdanı olmaya devam edecek. Hoşça kalın. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Kendinizi koronadan ve mafyadan koruyun.